Serdar Sarıdağ sana soru var. Erol Bulut gider mi milli arada diye soruyor Erdal Bey. Neye gitsin? Çıktı ya dedikodu olarak. Dedikodu kazanı Yok yok, kaynamaya haberleri başladı vardı. ya. Neden Evet. gönderiyorsa yani, ne olacak birisi geldiği zaman yerine? Değişmez mi hiçbir şey? Ya birisi geldiği zaman hemen böyle gümbür gümbür gidecek mi? Ama bizim özellikle ligimizde, futbolumuzda bu çok var ya. Yeni hoca geliyor. Belki plansız bir şekilde ilk tercih olmuyor takımın. O kabul etti diye geliyor. Birdenbire takım değişebiliyor. Ya veyahut da şöyle, Fenerbahçe şimdiden anlaşmış olacak. Kolay. Önümüzdeki senenin teknik direktörü olacak, şimdiden gelecek. Ha, o başka. Ya anlık çözüm gibi yani, biz değil. bu sene Evet. kepengi kapattık. 10 haftalık caretaker Öyleyse olarak düşünme de. tamam, o başka, ona 2,5 bilmiyorum. 3 yıllık Ama planlama olarak düşün yani. yani şeyin de tamam, Erol Hoca'yı gönderdik, faturayı ona kestik. Hadi yeni bir sayfa açalım olayı da olmaz. Ha. Orada fatura kesme olayında Erol Hoca Alman usulü öder. Güzel. Kendi faturasını öder. Güzel. Çünkü bunu Fenerbahçe'nin iyiliği için yapar. Yok, güzel betimleme. Alman usulü ben anladım. Ben de diyorum ki Erol Hoca'yı göndererek sorunları halının altına süpürmeyin. Tamam, gönder, gönderdin, olabilir. Anlaşamayabilirsin. Profesyonel hayatta bu var. Taraftar istemiyor olabilir. Bunların hepsine tamamı. Ama gönderdikten sonra, böyle bir ayrılıklar olduktan sonra sorunlar çözülmüş olarak bakamazsın. O Kesinlikle. sorunları, yani hesap dediğim o. Yediğin yemeğin parasını ödeyeceksin. Diyeceksin ki tamam, biz Erol Hoca'yı ayırdık ama neden biz 3 senede 4 hoca gönderdik? Doğru. Onu tartışmamız lazım. Hiç Alman usulü hesap ödediğin oldu mu? Benim mi? Eskiden gençken hanımefendi arkadaşlarınla falan. Valla hanımefendilerle hiç Alman usulü ödemedik. Hanımefendiler de hep Türk olduk. Serdar Sarıdağ'dan enteresan açıklamalar. Biraz kızardı mı acaba Serdar Sarıdağ? Bazı Sen yemekleri Melike? fazla masraf olmasın diye bazı yemekleri top Yani sadece gitmişliği vardır. Serdar'ı mı soracağım sanıyorsun Bana yani? ne soru söyle, ben cevap veririm çekinmeden. Sen de bir arkadaşınla gittin, Alman usulü ödediğin oldu mu hesabı? Ya Evet. diyelim ki sen çok başka bir beklentiyle gittin, yemektin. Çat diye baba dedi ki Alman usulü ödeyeceğiz hesabı. Ben Alman usulünden hoşlanmıyorum. Direkt ben öderim. Oldu mu ödediğin? Çok. Yapma ya. Vay 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 vay. Severim ısmarlamayı. Hesap eğer, bak ben hesaba göre hareket ettim. Hesap ağır gelmişse yemin ederim Almanca bile konuşuyorum. Bilmezsem bile öğrenirim yani o an. Ya o anlar çok keyifsiz geliyor bana. Yani hiçbir şey bilmiyorsan sen Jürgen Klopp dersin abi adama yani. Cüzdanı arama Hatta falan. ben şöyle Ya yaparım. benim param neredeydi cüzdan? Allah Onun Allah, evde şovunu da kalmış. sevmiyorum. Ben mesela bir arkadaş grubu varsa ve ödeyeceksem gidip kasada ödeyip hallettim derim yani. Gerçekten. Pahalı bir restoranda gidiyorsan bekarken. Tabii bu altını arada çiziyoruz, altını çiziyoruz. Bekarken. O zamanlar bu canlı yaşanmış bir olayı anlatıyor. Çok pahalı bir yere gidersen evde yemeğini yersin, tok gidersin. Hanımefendi aşk gelsin, önemli değil. Sen de orada dersin ki hafif bir rahatsızlık var bağırsak sisteminde, mide sisteminde. Ben bir çorba salata yeter bana. Ağır geliyor. Bak formülleri de biliyor Serdar Sarıdağ. Biz neler gördük bu hayatta. Tabii altını çizelim bekarken. Peki Ilgaz Çınar. Ödedim tabii canım. Alman usulü değil yani, ben ödedim. Türk. Yani. Alman usulü. Peki senin bakış açında buna? Alman usulü genelde erkek arkadaşlarla gittiğin zaman böyle kankalar falan, o zaman ödersin. Herkes kendi hesabını yediğini ödesin. Kardeşim olur orada. Herhalde. Benim hesabımı ayrı tut. Bakarsın masadaki fazla yiyorsa. Yok. Birader benim hesabı. Masa şeydir abi. Masanın günü almaz yani. Masaya tabii atıyorum. 5 birim hesap mı geldi? Kaç kişiysen ona bölünür. O tip dostane muhabbetlerde de. Öteki türlü hep şey ya, hani hiç karşıdakini hayal kırıklığına uğratmadık yani. Hep ödedik. Yani işte gerçekten şey de değil, burada buna bir açıklık getirelim. Özellikle kadınları bu konuda böyle, benim arkadaşlarım da bazen bana anlatıyor. Çok söz söyleniyor ama bu öyle bir şey değil. Aslında olay orada para değil. Olay orada birazcık hani kibarlık diyelim. Hani kibarlık parayla olur olmaz da diyeceğim. Hani o farklı bir şey. Kadınlar hiçbir zaman hani o para benden çıkmasın diye düşünmüyor. Tabii o ki. Farklı bir şey. Aynen yani. Öyle. Ve ben çok farklı bir o şey. yüzden özellikle Kesinlikle. söyleyeyim. Karşı şovda yapmazsın yani. Hadi ben ödeyeyim Şimdi demezsin. Göstermezsin. O kadının ya da erkeğin fark etmez. Kim ödüyorsa gözünün önünde olması bence hoş bir şey değil. Tabii. Kadın da ödüyorsa Çünkü ödesin. Artık post makineden de arkasında yazı çıkıyor abi zaten. Rakam gözüküyor yani. Ki kadınlar da ödesin bu arada. Kadınlar da ödesin. Ama erkekler ödetmesin mesela. Ama kadınlar gitsinler gizlice ödesinler bazen. Ben bunu da söylemek istiyorum buradan. O kadar da değil yani. Hani o, değil mi abi? Öyle o, olsun. O niyeti hani de
o niyetin de aslında evlenmemiş kötü bir niyet arkadaşlar. Olmadığını. İlk randevusuna çıkacak arkadaşlar. Erol Hoca bizi seyrediyorsa, arkadaş benden konu buraya nasıl geldi diyordur şu an. Abi sen alnın usulü demeyecektin abi, aklıma geldi abi. Erol Hoca seyrediyorsa her onu diyordur. Bu arada benden niçin nasıl... alnın usulü dendiğine dair de en ufak bir fikrimiz yok bu arada. Onlar da böyle bir gelenek falan mı acaba? Ben de hiç bilmiyorum. Onu böyle kalmış yani. Evet, alnın usulü demişler yani. Alman usulü Alman kalmış. Alman pasta falan, onlardan da haberi yoktur o adamların yani. Araya Alman krema falan pastası. Koyuyoruz ya. Tabii. Bunun kesin bir hikayesi vardır. Öğreneceğim i̇şte şey ben şey gibi bu ya. Arnavut'ta gittim, Arnavut ciğeri bulamadım. Ne ya? Ya tabii canım. Ferhat Bey ne demiş biliyor musun Serdar Sarıdağ? Serdar Sarıdağ evden bilmek kolay diyordu. Ilgaz Çınar cevabı verdi. Ha doğru söylüyor. Ya. Bu ama ben söyledim. Burak Yılmaz'ın friki gibiydi. Hakkını verdim. Ama bak unutmuyor son sayfa izleyici. Sana söylemiştik değil mi? Rebro cevabı. Evden bilmek. Ama Rebro hakikaten. Yok abi ben burada olsam benim de aklıma gelmeyebilirdi hakikaten Rebro, söyleyeyim yani. Yani hiç öyle sorular denk geliyor ki bana. Ben bazen evden bakıyorum. Diyorum Cengiz'den ben oradayken niye bu sorular denk gelmiyor? Ya ama evden bilmek kolay da şöyle bir şey var. Ilgaz Çınar için söylemiyorum ama şimdi biz de bazen yukarıda bakarken var, böyle hani beyin fırtınası yapıyoruz. Şu şurada mıydı, bu burada mıydı? Birkaç kişi birleşince ya da elimizde telefon var. İki tane bakıyoruz sitelerden hangi takımda geçmişi Hikmet var Hoca'ya vesaire. Hikmet Hoca burası ev gibi mesela. Hiç fark etmiyor. Hikmet Hoca canım evet. Hikmet Hoca direkt açıp rahat rahat buluyor. Ya bu hesap ödeme konusuyla ilgili mesajlar da gelmiş. Onlara da bakalım. Aa Taner Karaman ne diyor? Bir dakika Taner Karaman. Ne demiş? Serdar Sarıdağ sana. Sen de üst düzey bir cimrilik seziyormuş. Cimrilik mi? Taner Karaman'a da buradan selam gönderelim. Var mı öyle bir durum? Mümkün değil. Rıdvan Bey yazmış. Biz arkadaş grubuyla yemeğe gittiğimizde en son kredi kartlarını ortaya koyuyoruz. Ödemeyi almaya gelen garsona seç bir tanesini diyoruz. Artık hangisini seç? Güzel mi ödem? Yok ben daha o kadar delikanlı değilim yani. O ne abi? O bildiğin... Bak o Rus usulü. O Rus ruleti işte. Tabii. Ama güzelmiş yani. Hiç kimsenin içinde bir şey kalmıyordur arkadaş grubunda. Güzel ben sevdim. Bir de her gittiğinde bunu yapıyorsa bir de üstüne hep aynı kişiye denk geldiğini düşünsene. Yok, o ben, bir dakika herhalde kenara çekiliyordu. En dikkat çekmeyen kartı artık. Hiç şundan şüphelenmemişler mi? Yani o mekanı daha önceden bilen birisi vardır muhakkak. Oradaki şefle, şefin yardımcılarıyla kanka olan. Ben geldiğim zaman X şu renk kartı bırakacağım onu seçme. Misal yani. O zaman Şampiyonlar Ligi torbası gibi yapsınlar abi. Atsınlar bir şeye küreye. İçinden çeksin yani. Benden gençlere bir taktik öyle pahalı yerlere gittiğiniz zaman oturduğunuzda şunu söyleyin. Aşkım buranın menemeni çok meşhurdur. Pahalı bir yerde menemen. Mesela. Gibi. Onun o tarzı bir yemek. Bak, nasıl bir restorana gittiysen tabii, o mutfağa yakın bir şey. Aa hayatım bak fiyat yazıyordu. Ben geçen yedim. Senin eşin şey izlemiyor herhalde bu yani, programı. Bu arada Taner Karaman haklı çıkartıyorsun biliyorsun değil evet, mi? Evet evet. Şu anda Taner Karaman tik attı ben ama yani. Genç kardeşlerim mesela öğrenci kardeşlerimiz var. O hayatı biliyoruz nasıl olduğunu. Biz de öğrenciyken hayatın hep böyle menemenlerle geçti. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bir öğrencilik anısı. Kıymalı pide söylüyoruz. Adam yanında ekmek istiyor. Arkada. Oğlum diyorum ekmeği ne yapacaksın? Karışma. Adam ekmeğinle kıymalı pidenin içindeki kıymayı yiyor. Sonra kalan pideyi yiyor. Abi sizde para varmış kıymalı pide. Hayır abi. Yani. Ya mesela adam da sen ne yapıyorsun? Baba diyor öğrenciyiz diyordu. Sen ne yiyordun Ilgaz Çınar? İyi yiyebiliyormuşsunuz kıymalı pide dedin ya. Yok ben yani okuldayken her şey serbest canım. Survivor yani bizim orası. Ne eminiz ki yani. Survivor. Tabii daimi yatılı adamdık biz. Ben hafta sonunda okulda kalıyordum çünkü. Yatılı geldiğim için ailem Ankara'da. Kıymalı pide hani. Nerede diyorsun yani? Tabii ne de. Kıymalı pidesi yani? Okulda bak, Kapuskoya talim. Bakkaldan pul biber alıyorduk. Arka bakkal bizim Atıf abi vardı. Atıf abi paramız olduğu zaman ondan yarım ekmek arası kaşar salam söylerdik mesela. Of. Ama şahane şeyle kestiği kaşarla bırak Galatasaray hamamının arka kapıda A hamamının kapısını görüyorduk yani. Böyle şeffaf kaşardı onlar yani. O kadar ince. Adam nasıl kesiyorsa. Ya nasıl bir bıçak o bir de ya. Kolay da değil o kadar ince kesmek yani. Tabii canım. Yani verdi mi kaşarlı ekmeği verdi ama kaşarlı her şeyi görüyorsun yani. İstanbul silüeti. Bulamıyor. Bu adamlar yüzünden çift kaşarlı tost olayı çıkıyor biliyor musun? Tabii o canım. O ince kesen adamlar yetmiyor yüzünden. Yetmiyor çünkü. Tabii.
Ya şey var ya, bu Serdar Sarı'da tam onlardan. Her siparişten sonra içindeki malzeme için bol olsun. Bol olsun tabii. Yani, yani mutlaka bol olsun diye. Yani. Hüseyin Bey bize bir bilgi vermiş bu Alman hesabı ile ilgili. Serdar Bey diyor, Almanlar yiyeceğinden fazlasını almaz ve gerçekten herkes kendi hesabını ödüyor. Yıllarca otellerde çalıştım demiş. Evet. Ha şu mesele, yani gidince bana bir kilo elma değil de iki tane elma ver. Hikayesinden bahsediyoruz yani. Ki öyle olmak zorunda. Böylece çünkü yiyecekler de bayatlamıyor. Aynen, yiyecekleri kadar alıyorlarmış. Şimdi yemek bizim fotoğrafları da gelmeye başladı. Biraz daha farklı yani. Yok, bize ayıp olur şey edersin manava. Öyle evet. İki tane elma alınmaz. Ver bir kilo. Yenir. Bazen gidiyorsun markette bir şey alıyorsun. Ya arkadaş şunun için mi geldin koca markete? Yanına bari bir şeyler alın diyorsun değil mi? Evet evet, öyle oluyor. Kasadakine rezil olmayalım diye. Tüketemediklerinizi de değerlendirin bu arada evde. Evet. Tabii, tabii. Siz değerlendirmiyorsanız yani dışarıya bırakın, onun alıcısı var zaten. Benim yani. Evde artmaz onu söyleyeyim. Evet. Hele ben varken. Evet. Ilgaz bana oluyor. Selman Bey yazmış. Ilgaz abi, avokado yiyen adamsın. Dünyanın en pahalı meyvesi. Yok. Yani. Avokado artık Türkiye'de bir halk meyvesi oldu. Evet. Evet ama yani. Zaman zaman yükseliyor yine ya. Altın mı bu yani yükseliyor? Belirli marketlerde şu anda... Yükseliyor vallahi ama bazı marketlerde çok... Bir markette 4.90 şu anda tanesi. Sen yayın sonu bana onu söyle. Çünkü Bitcoin zor yani. Bitcoin gibi meyve. Tabii tabii.